musafı veya mali satarken biz Kur'an-ı Kerim satmış olmuyoruz. Ee, Kur'an-ı Kerim veya Kur'an ayetleri satışa konu edilecek şeyler değildir. Burada satışa konu edilen şey bir kağıttır. Kağıt üzerindeki baskı maliyetidir ve onun dükkana hazır hale getirilinceye kadar satışa hazır hale getirilinceye kadar aradaki ücretlerin bütünü tahsil edilmektedir ama satma kelimesi yine musafla beraber veya maalle beraber kullanıldığında insanın kalbini zedeleyen bir tarafı bulunmaktadır Bundan dolayı eskiden satış kelimesini kullanmazlar bu musafın hediyesi 5 liradır veya 10 liradır diye hala eski musafların arkasında bu ibareleri görebilirsiniz hediye. ...ifadesini kullanırlardı. Evet, hediye bila mukabil... ...yani karşılıksız yapılan bir işlemdir. Eğer karşısında siz... ...50 lira, 100 lira, 500 lira... ...bir para alıyorsanız bu hediye değildir. Ama... E, ...Kuran kelimesiyle veya musaf kelimesiyle... ...satma kelimesini... ...yan yana getirmekten... ...hoşlanmayan Müslümanlar... ...bir formül olarak... ...hediyesi 3 kuruştur, 5 kuruştur, 500 liradır... ...diye bir ifade kullanmışlar ki... Bu hakikaten güzel bir davranıştır, uygun bir davranıştır. Mamafi burada satılan şey az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Kur'an ayetleri değildir. Buradaki kağıttır, onun maliyetidir. O maliyetin üzerine dükkanın masraflarının ilave edilmiş halidir. Bir diğer taraftan da insanların Kur'an-ı Kerim'e dini kitaplara rahat ulaşabilmelerini niyet ederek bu tür Satış hizmetlerini yapmaları kardeşlerimizin niyeti düzgün konulduğunda sevaplı bir eylem olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı insanların Kur'anla buluşmasını, dini kitaplarla buluşmasını, Peygamber aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in hadisleriyle buluşmasını niyet ederek bu şekilde bir satış politikası yürütmesi kişinin hem dünyası hem de ahireti için faydalı olacak diye düşünürüm.